Şimdi meclis hükümeti denetleyecek diyorlar. Broşürlerinde var, afişlerinde var. Hükümeti denetleyecek. Denetlemeyecek Bak mi? Bakınız burada iki tane yanlış var. Bir hükümet yok artık. Anayasanın bakanlar kuruluyla ilgili maddesi yürürlükten kaldırılıyor. Bakanlar var ama onların oluşturduğu heyet artık hükümet değil. Amerika'da onlara bakan denmiyor, sekreter deniyor. Cumhurbaşkanı'nın atadığı Memurlar, bürokratlar, hükümet iş adamlar her neyse. Hükümet kim Hükümet Hükümet yok. Artık buna kabine diyebiliriz. Kabine. Bunun adı kabinedir. Hükümet olsaydı anayasadaki bakanlar kurulu maddesi yürürlükten kaldırılmazdı. O maddenin içeriğini eğer değiştirecekseniz bakanlar kurulu olarak oraya yazardınız gene maddenin başlığı Ben olur, anlamıyorum. Yazılmasının veya kaldırılmasının ne sakıncı ne, ne demek istiyorsunuz? Bakanlar ya? kurulunu kaldırıyorsanız Hükümet yoktur. Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinden çıkar. Tamam artık Şimdi sistem değişiyor. Bakınız hükümet yok. Hükümet yürütme organı tek bir kişi. Cumhurbaşkanı. Hükümet Cumhurbaşkanı. Hükümet Cumhurbaşkanı. Tek bir kişi. Tek bir kişi. Hükümeti denetleyecek. Meclis denetleyecek işte o Hangi, tek kişiyi de. Hükümet, size... Onun adı yürütme organıdır. Siz bir benzetme yaptınız. Ben de onun için hükümet cumhurbaşkanıdır dedim. Onun adı. Yürütme organdır, tek kişidir. Tamam, meclis tek kişi olunca denetleyemez Bakınız mi? nasıl denetleyecek? Gelelim oraya. Bugün nasıl denetliyor? Soruyla denetliyor hükümeti. Soru yok, soruyu kaldı. Daha doğrusu soru şöyle var. Yürütme organı hükümetse bu sorunun, bugün başbakana ve bakanlara sorulan sorunun, Cumhurbaşkanı'na sorulması lazım. Onu kaldırıyor. Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanına sorulmuyor yardımcısına ve bakanlara sorabilsin. E onların siyasi sorumluluğu yok. Seçimle gelmiyorlar. Ama ona soracaksın. Cumhurbaşkanı buna tabi değil diyor. Şimdi anladım. Diyorsunuz ki yeni dönemde hükümet tek kişi olacak. Cumhurbaşkanı. Evet. Meclisin soru sorma hakkı var ama o tek kişiye sorma hakkı yok. Ona yok. Ona sorulması lazım. Madem getiriyorsunuz tutarlı olun. Soru Cumhurbaşkanı'na sorulsun. Ona sorulmaz olur mu? Peki soru yok o zaman soru yok. sizin tabirinizde. Genel görüşme. Genel görüşme nedir? Örnek veriyorum. Bir vakıfta erkek çocukları tecavüz vakası olmuştu. Mecliste tartışıldı. Milletvekilleri, siyasi parti grupları konuştular. Geldi hükümet de konuştu. Bir araştırma komisyonu kuruldu. Şimdi genel görüşme toplum ve devlet faaliyetleri hakkında bilgi edinme amaçlı olarak başvurulan bir denetim yöntemidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet yürütme tek bir kişi olduğu için bakan olmayacak, cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacak. Kim bilgi verecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne? Böylece genel görüşme dediğimiz olay zayıflıyor. En önemli mesele meclis soruşturması. Aslında bunun üzerinde durmak lazım. Şöyle bir şey söyleniyor. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı sorumsuz. Hiçbir suçtan yargılanamıyor. Sadece vatana ihanet suçundan yargılanabiliyor. Yeni sistemde ise Cumhurbaşkanı sorumlu bütün suçlardan yargılanır hale getiriliyor. Doğru değil mi bu? Doğru değil. Bakın kağıt üzerinde bunlar böyle yazılıyor. Böyle yazıyor mu anayasada? Evet böyle yazıyor. Ama biraz açalım bunu. Mevcut sistemde neden Cumhurbaşkanı sorumsuz? Sadece Türkiye'de değil, parlamenter sisteme sahip bütün demokrasilerde cumhurbaşkanları sorumsuzdur. Yetkisi yoktur çünkü yetkisi olmayan cumhurbaşkanı doğal olarak hükümetin kararnamelerine imza attı diye sorumlu olmaz. Bu kararnamelerden yürütmenin sorumlu kanadı olan bakan ve başbakan sorumludur. Cumhurbaşkanı sorumsuzdur ve parlamenter sisteme sahip ülkelerde cumhurbaşkanı bütün ülkeler demeyeyim ülke ülke farklılık gösteriyor ama örneğin Fransa ve İtalya'yı örnek verebilirim. Türkiye gibi Cumhurbaşkanı vatana ihanetten yargılanabilir. 550 milletvekilinin olduğu bugünkü mecliste 413 milletvekilinin oyu gerekir. 413'ü de 400'e düşürdük diyorlar. Gelelim önerilen sisteme. Bir kere başbakan yok. Bakanlar kurulu yok. Yürütme organı bir kişi. O zaman kıyaslamamız gereken bugünün başbakanıyla yeni sistemin cumhurbaşkanıdır. Kıyaslanması gereken budur. Bugünün başbakanı hakkında. Bugünün derken parlamenter sistemin başbakanı yoksa Sayın Binali Yıldırım'ı kastetmiyorum. Parlamenter sistemin başbakanı hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi üye üye sayısının onda biri kadar milletvekilinin imzasıyla meclis soruşturması önergesi verilebilir. 55 kişi bu soruşturma önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülür. Kabulü için genel kurulda 184 kişi olmak kaydıyla 139 kişinin oyu yeterlidir. Ancak Yüce Divan yolunun açılabilmesi için soruşturma komisyonu raporu üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun sal çoğunlukta karar alması lazım. 276. Peki getirilen sistemde nasıl bu sınıf. rakamlar? Ha Bugünkü sistemde bir de şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanları kişisel suçlarından dolayı koruma altında değildir. Sadece Cumhurbaşkanlığı süresince yargı önüne çıkmazlar. Cumhurbaşkanlığı sona erince göreviyle ilgili olmayan suçlardan dolayı yargı önüne çıkarlar. Tıpkı milletvekilleri gibi. Yeni sistem şöyle. Cumhurbaşkanı hakkında meclis soruşturması açılması talep edilebilmesi 301 milletvekilinin oyuna bağlıdır. İlk daha ilk, i̇lk adımda daha yani 500 Bak, e mevcut parlamenter sistemde 276 ha şu anda o 55. 55 55. 55 301'e mi çıkıyor? 55 301'e çıktı. 550'ye göre düşünürsek 276'ya çıkıyor. Soruşturma komisyonu kurulabilmesi için 360 milletvekilinin oyu lazım. 3/5. Yüce Divan için 400 milletvekilinin oyu lazım. Mümkün mü? İmkansız. Ha, diyorsunuz ki siz kağıt üstünde var ama fiiliyatta bunun uygulanması Yok. imkansız. Bir şey daha söyleyeyim. Bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili suçlardan dolayı eee Şüphesiz ki kimseyi kastetmiyorum. Parlamenter sistemin cumhurbaşkanını söylüyorum. Görev süresi sona erdikten sonra yargının önüne çıkar. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanımızdı. Da bir davası vardı. Görev süresi sona erdi. Gitti, savcıya ya da hakime ifade verdi. Bitti. Yeni sistemde ömür boyu yine sayın cumhurbaşkanlarının herhangi bir Suç işlemesi halinde, suç işlediğini iddia edilmesi halinde. Ya sadece görevle ilgili olanlar. Eğer Göreviyle ilgili olmasa dahi 400 milletvekilinin oyu olacak ki yargılanabilsin. Emin misiniz Akif Bey? Konu... Yani bir, bir daha bakın isterseniz. Hayır bir... hayır. <laughs> Benden sonra arkadaşlar gelecektir onlara sorun. Madde yanımda isterseniz çıkar. Kurmuşsunuz madde. Tabii ki bakınız. Sadece Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar göreviyle ilgili olmayan suçlardan dolayı. Ee, Cumhurbaşkanına öyle bir ayrıcalık mı tanınmış? Tabii Cumhurbaşkanı'na öyle bir ayrıcalık tanınmış durumda. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar görev süresi sona erdikten sonra onlar yargılanabiliyor. Ama Cumhurbaşkanı yarg yargılanabiliyor. Bu şu demek mi yani? Mesela Cumhurbaşkanı... E bakın Göreviyle ilgili olmayan bir suç işlese bile mi aynı yöntemle? Bir okur musunuz tam bakın, olarak maddeden görevini? E, 9. maddenin son fıkrası anayasanın 105. maddesini değiştiriyor. Şöyle diyor. E, Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede e, önce kuralı anlatıyor. Demin saydığım göreviyle ilgili suçlardan dolayı kuralı anlatıyor. Daha sonra en son cümlede şöyle diyor. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır. Bu Hayır. Sadece Cumhurbaşkanı için. Sadece Cumhurbaşkanı için. Evet. Yani bunun Türkçesi ne? Ne demek? Bir daha söyler misiniz? Yani Cumhurbaşkanı görevde olduğu zaman göreviyle ilgili suçlardan dolayı mı? Bakınız. Bu göreviyle ilgili olmayan suçlardan dolayı. Göre, görevi sona e, bakın Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede iş, işlediği iddia edilen suçlar için her türlü suç her türlü suç için görevi bittikten sonra da bu madde bu madde hükmü uygulanır. Gelelim Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara. Onunla ilgili cümle okuyum. Anayasa'nın 106. maddesinde değişiklik yapıyor. O da şu. Ee, yine Yüce Divan'a sevke ilişkin genel kuralı anlattıktan sonra şöyle diyor. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından görevleri bittikten sonra da 5. 6. ve 7. fıkra hükümleri uygulanır. Bakınız burada. Ayırıyor yani. Ayırıyor tabii ki. <laughs> Anladım. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi güçlendiriliyor. Meclis hükümeti denetliyor diyorlar. Külleyen yanlıştır.